Ulusal Kanal ve radyomuzun ortak yayınında sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz değerli izleyiciler, sevgili dinleyiciler. Bugün heyecanım çok büyük. Çünkü Türkiye'nin, öyle dedim, iki dev ismi stüdyoda konuğum. Hemen ben dev kelimesini kullanınca şöyle bir baş işareti de gelmedi değil. Ama tabii o her zamanki tevazu duygularından kaynaklanıyor. Kim var? Hemen yanımda. Emekli büyükelçi demek istemiyorum aslında. Hem hukukçu hem Türkiye'yi çok önemli ülkelerde temsil etmiş, çok önemli görevlerde bulunmuş ve Türkiye'nin kaderini imza atmış çok deneyimli bir isim. Sayın Taner Baytok, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ve hemen karşımda bir büyük gazeteci, bir baş yazar, bir hukukçu ve her iki konuğumun da aynı hukuk fakültesinden mezun olduklarını ifade edeyim. Siyasetin içinde de dolaşmış ve o girdabı önce yazarken sonra da yaşayarak görmüş çok deneyimli, çok değerli isim gururumuz Sayın Oktay Ekşi. Hoş geldiniz Sayın Ekşi. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız, buradasınız. Ve hemen şöyle yanımdaki kitaba el atıyorum. Çünkü kendi kitabımı kıskanarak saklıyorum. Zira her sayfasını çizerek okuduğum için beynime nakşetmeye çalışıyorum her bir cümleyi. Cumhuriyetle yaşadığımız yıllar. Kaynak yayınlarından çıktı bu kitap. Ve bu iki ezeli dost, sevgili iki arkadaş tatlı tatlı söyleşerek düşüncelerini bu kitapta buluşturdular, sohbet ettiler. Ama hangi alanda? Ta Cumhuriyetimizin o önemli yıllarından bugüne dek olan süreçte. Bugün neler neler konuşacağız ve program süremiz yetmeyecek biliyorum. Sonra sizleri tekrar ağırlayacağım. Ama umarım o zaman asansörümüz yapılmış olacak. İmece çağrısı içindeyiz. Ulusal Kanal'ın bir uydu borcu var. Onun yarın son günü ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde Ulusal Kanal kararma tehlikesiyle karşı karşıya ama bizim gönüllülerimiz öyle yüce ki kanalı karartmayacaklar. Bugün onlarla birlikte girdim kapıdan içeriye. Koşa koşa gelen o sevgili dostları gördüm. O nedenle asansörümüzün yapımını ertelemek zorundayız. Zira oraya harcanacak para uydumuza zarar verecek. Olsun, biz merdivenleri koşarak çıkıyoruz, spor yapıyoruz. Obezitenin ilerlediği bu dönemde koşa koşa çıkıyoruz. Ve kanalımızın susmaması lazım Sayın Ekşi. Onun için evet. İlk görev o tamam. İlk görev o. İkinci bölümde uzun uzun bu imece çağrımızı da konuşalım derim. Şimdi bu kitap Cumhuriyetle Yaşadığımız Yıllar isminden başlayacağım. Ne demek Cumhuriyetle Yaşadığımız Yıllar? O nasıl bir mesaj veriyor okuyucuya? Önce sizlere onu sormak isterim. Sayın Baytok'la mı başlayalım? Başlayalım. Evet. Peki. Buyurun Sayın Baytok. Çok teşekkür ederim. Evvela Ulusal TV'ye gelmek benim için çok büyük bir şeref ama bizim onun ötesinde bir de çok büyük memnuniyet. Sizin o güzel Türkçenizin yanında olarak konuşmak, sizin bir programınıza katılmak o da benim için çok değerli çok bir olgu. Cumhuriyet'te yaşadığımız yılları yazdık biz. Oktay'la bizim arkadaşlığımız 50 seneyi geçer ve bu 50 sene içinde de Oktay'la her zaman olduğu gibi ciddi laftan başka hiçbir şey konuşulmaz. Oktay fevkalade ciddi, ayrıntıya özen veren, özen gösteren bir arkadaşımdır. Biz bunu sabahlara kadar eşlerimizin hayattayken peş peşe çok kısa faslalarla kaybettiğimiz rahmetli eşlerimizin bize uzun ikazlarına rağmen hadi yatın artık diye dinlemez. Ya onların balkonunda ya bizim evde bir yerlerde mutlaka oturur sabahlara kadar ciddi konuşurduk. Bir keresinde aklımıza geldi yazalım bunları bakalım bir şey çıkacak mı dedik.
yazdık, biraz çıkması uzun sürdü. Fakat öyle zannediyorum ki herkesin anlayabileceği zor görünen problemleri biz biraz daha çocuklarımıza, hatta torunlarımıza anlatır gibi anlatmak suretiyle kolaylaştırdık. Ve geçen 100 yıl içinde yepyeni doğmuş bir cumhuriyet içinde nelerle karşılaşıldı, neler yaşadık, neleri iyi olarak görmek lazım, nelerin sıkıntısını çekiyoruz, bunları yazdık. Tarihte bir milletin ferdi olarak yaşamak çok önemli. Fakat yaşadığınız zamanı seçmek sizin elinizde değilken, bir de zaman rast gelirse onun saadeti bambaşka oluyor. Biz öyle zannediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzel zamanlarında yaşadık. Eskimiş, maalesef yıpranmış 600 sene yaşadıktan sonra, haysiyetle Türk adını taşıdıktan sonra bütün gücendirdiği ülkelerin hışmına uğramış bir Osmanlı İmparatorluğu, bütün güçlerin baskısıyla mevcudiyetini kaybettikten sonra Türk bitti artık diye Sevr Anlaşması'yla Anadolu'dan Türk'ü temizlemeyi düşündükleri bir sırada bir mucize olmuş. O güne kadar Osmanlı'nın idareyi eline geçirmiş bölümlerinde ismine pek rastlamadığımız Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal isimli bir subay, kendisine vazife verilmiş verilmemiş buna bakmadan gitmiş Libya'da, ne o görevi olduğunu bile bilmeden gitmiş Libya'da savaşmış, başarıya ulaştırmış. Daha sonra bölüğünün, birliğinin ismini bile bildirmeden Libya'ya yollamışlar, Çanakkale'ye yollamışlar. Çanakkale'de Türk yetmiyormuş gibi bir de başlarına getirdikleri Alman kumandanın emirlerini düzelterek, tahminlerini düzelterek bir Çanakkale Savaşı'nı daha general rütbesine varmadan gerçekleştirmiş bir Mustafa Kemal. Onun arkasından Sevr'le Osmanlı ortadan kaldırıldıktan sonra İzmir'e asker çıktı dendiği zaman İzmir valiliğine çekilen telgrafa, sarayın çektiği telgrafa, evet bazı askerler görüyoruz ama hangi milletten olduklarını daha keşfedemedik, çıkaramadık diye cevap verildiği bir sırada, böyle bir ülkenin, İzmir'inin kurtuluşuna Erzurum'dan başlamak suretiyle, evet, bir evet, mucize yaratmış bir insan ve ne istediğini, ne yapacağını kendisinin kafasından çıkaran bir insan, bir mucize Türkiye devleti yaratmış. Arkasında devleti olmayan bir ordunun savaş kazanması mümkün olamaz demiş. Askeri toplarken daha devleti kurmuş. Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş. Bir Büyük Millet Meclisi devleti kurmuş. Bir Büyük Millet Meclisi ya, ordusu kurmuş. Ve bunlarla başarıya ulaşmayı yeğlemiş. Bu büyük insan Türk milletine kısmet olmuş. Geçen asrın en büyük devlet adamı Türk milletine nasip olmuş. Bu benim sözüm değil, bu Churchill'in sözüdür. Hepimizin bildiği gibi. Ne yapalım ki kısmet bu sefer bizim rakibimize verdi. Bu dünyanın en büyük şeyin, asrın en büyük adamını diye şikayet etmiştir. Churchill'in rahatsız olduğu kadar da var. Adamın iki kere istifasına sebep olmuş. Birisi Anafartalarda, birisi Çanakkale'de Atatürk İngiliz kuvvetlerini mağlup ettiği zaman
Bahriye Nazırlığından istifa etmek zorunda kalıyor. Daha sonra bu sefer Çanakkale'yi onlar Atatürk kuvvetlerine karşı savunurlarken bu defa Çanakkale'yi savunamadığı için ya. Terk edip gitmek zorunda kaldığı için istifa etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla Churchill'in bağrı çok yanıktır Atatürk karşısında. Böyle bir milletin yarattığı bir tarih. Bunların hepsi bitmiş. Bizim dönemimizde çocuklar okula birer basit siyah önlük, bir yaka, kızların saçlarında bir kurdela, hepsinin yüzünden mutluluk, neşe, keyif akarken, barışa erildiği bir sırada, dünyanın en büyük savaşlarını kazanmış bir Mustafa Kemal, ondan sonra yurtta sulh, cihanda sulh parolasıyla ortaya çıkıyor ve kısa zamanda ülkesini savaştığı ülkelerle barış haline sokuyor. Komşularıyla Sadabat Paktı'nı, Balkan Paktı'nı yapıyor. Ve gözü hep olumlu barış ve iyimser işlere yöneliyor. Böyle bir devletin gülen yüzlü çocukları olmak bizim hayatımızın en mesut yıllarıdır. Öyle zannediyorum ki bu dönemi benim gibi çocukluğunda yaşamış insanlar bu zevki, saadeti hepsi tatmışlardır. Daha sonra demokrasi adı altında benim milletime en azından o güne kadar çok yabancı olan bir rejim ya. Türkiye'de gündeme geliyor. Harbin, darbın arasında cumhuriyet mefhumunun gelişmiş şekli demokratik cumhuriyet rejimi savunulmaya başlıyor. Böyle bir şey için yokluk içinde yerli malları haftasında nur kalem kullanan, incir, üzüm yiyen, kuru üzüm yiyen gençler, çocuklar bu defa ekonomileriyle iftihar etmeye başlıyorlar. Harp zamanında maalesef atamızın ömrü çok kısa oluyor ve atamızı kaybettikten sonra ona yakın arkadaşı, meslektaşı, ortağı İsmet Paşa yardımcı oluyor. Onun yerine İsmet Paşa geliyor. Atatürk için mucize lafını kullandım. Atatürk bir mucizedir. Mucizedir. Atatürk ve arkadaşları terminolojisi benim pek sevdiğim terminoloji değildir. Atatürk'ün tarihe geçecek arkadaşları, Atatürk'ün cumhuriyeti kurarken, cumhuriyetin kurulmasında kendisine yardım eden, tarihe geçecek kadar önem kazanmış arkadaşlarının pek olduğunu zannetmiyorum. Mucize Atatürk'ündür. Ama bir İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında elbette bütün askerlerimizin, bütün komutanlarımızın dahli vardır. Buna itiraz etmek mümkün değil. Hepsi fedakarane savaşmışlardır. Ama Cumhuriyeti kurduğumuz İstiklal Savaşı öyle zannediyorum ki bir subay savaşıdır. Bir strateji stratejisidir. Ne olmuş? Bir savaş yapılırken Atatürk savaşa, İstiklal Savaşı'na öyle bir strateji uygulamış ki en az subay, en az asker kaybıyla kaybedilen dönem atlatıldıktan hemen sonra kayıpsız bir şekilde düşmanın yurttan atılması sağlanmıştır. Atatürk'ün o evvela geriye çekilip kuvvetlerini Polatlı'ya kadar çektikten sonra düşmanı kıskıvrak yakalayarak kaçmaya mahkum etmesi galiba bu savaşın en ucuz atlatılmış şeklidir. Bu da Atatürk'ün eseridir.
Ama Atatürk bir de İstiklal Savaşı'nı kazanırken yanında Türk milleti vardı ama bir de onun arkasından Türkiye Cumhuriyeti'ni laik, demokratik bir devlet, cumhuriyet kurarken öyle zannediyorum ki bunları Atatürk arkadaşlarına rağmen yapmıştır. Atatürk'ün karşısında olmuştur Türk milleti. Birçoğunu anlamamıştır ne olduğunu. Burada eğer bir arkadaştan bahsetmek mümkünse gücü yettiği kadar son dakikaya kadar Atatürk'ün yanından ayrılmayan bir İsmet Paşa vardır. Öbürlerini, hatta öbürlerini de Atatürk döneminden sonra İsmet Paşa gücenmesinler diye tekrar yanına almıştır. Ama bu gücenen adamlar Atatürk'e niye gücendi? Halifeliği kaldırıyor diye gücendi. Saltanatı kaldırıyor diye gücendi. Laikliği getiriyor diye gücendi. O zaman acaba derim ben hep, İnönü Atatürk'ün bu başlattığı hareketi halka anlatarak, sevdirerek, efendim bu sizin lehinize bir tutumdur. Bunu yanlış anlamayın. Atatürk sizi dinden ayırmadı. Atatürk size tertemiz bir din haline getirdi İslamiyet'i. Onu takdim etti. Bunu Atatürk'ün din düşmanlığı olarak tarif etmek en azından Atatürk'e çok büyük haksızlıktır. Yok böyle bir şey. Nitekim şimdi pek yakında Oktay'la beraber gittiğimiz kitabımızın takdim edildiği bir yerde bir konuşma yaparken kasabanın AK Partili belediye başkanı biz konuştuktan sonra onun da bizim gibi düşündüğünü ifade etmek için ben laikim, cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm, demokratik rejime inanıyorum. Ama Müslümanım dedi. O ne demek ama? Çok güzel, hoşuma gitti. Evet. Belli. Ben de aman dedim, çok iyi, biz de öyleyiz. Ama benim öğrendiğim İslamiyet, kusura bakmazsanız anneannemden öğrendiğim İslamiyettir. Anneannem bana doğru İslamiyet'i öğretti. Doğrusu son 20 senedir benim ülkemde İslamiyet'i düzelteceğim diye benim karşıma çıkarılan öneriler, davranışlar bana biraz kandırmaca gibi geliyor. Benim bugünkü tecrübemle benim bu İslamiyet'e İslamiyet demem biraz zor. Ben bir İslam ülkesinde büyükelçilik yaptım. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3,5 sene büyükelçilik yaptım. O sırada Şehzade Devlet Başkanı ve ilk defa yurt dışına Türkiye'ye çıktı. Sizi temin ederim benim anlattığım Türkiye ile yaptı bunu. Ya. Benim anlattığım Türkiye'yi sevdiği için yaptı. Arap ülkelerine gitmedi, Türkiye'ye geldi. Ben o ülkede de Atatürk'e çok saldırıya maruz kaldım. Ama benden evvel rahmetli Şehzayet karşı koydu. Şeyhülislam mevkiindeki bir adam. Ne güzel bizim liderimiz olarak gidiyordunuz. Nedir bu Atatürk falan deyince benim çıkış yapmamı engelledi. Dur bir dakika. Bak dedi, sana anlatsın büyükelçi, çağır evine, yemek ikram et, onlar da öyledir, gelsin yedirelim derler, yemek ikram et, sana anlatsın kimin hakkında konuştuğunu, o zaman konuş diye, o susturdu. Ve bugün hep rahmetlilerden bahseder oldum. Turgut Özal geldiği zaman, hayatında herhalde hiçbir yerde görmediği bir hüsnü kabul gördü ve aldılar. Hava meydanına bütün kabineyi götürdüler. Türk Başbakanı geliyor diye. Turgut Özal yukarıdan baktı. Bunlar kim böyle ya dedi. Kabine geldi efendim sizi karşılamaya dedim.
Şehzade sizi adasına da götürecekti ama ben karşı çıktım. Çünkü ellerine bir geçerseniz bir daha ne zaman kurtulacağınız belli olmaz. İndik aşağıya. Çok memnun kaldı. Giderken, burası küçük bir ülke ama Müslüman ülke. Ben buraya bu kadar yerleşmiş bir büyükelçi görmekten çok memnunum. Burası küçük bir ülke ama Müslüman ülke benim için çok önemli deyince durmayan çenem eşimi, rahmetli eşimi o zaman feci surette kızdırıp her şeyi söylemek mecburiyetinde misin diye beni susturmuştu. Sustumadım, söyledim. Benim cevabım, Sayın Başbakanım, ben burada Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olarak bulunuyorum. Ben dini konulara pek girmiyorum. Ama ben laik ve cumhuriyet olan Türkiye'nin temsilcisiyim. Bu iş iyi gidiyor dediğim zaman eşim eve gelene kadar onu uçağa bindirdik, yolladık. Kızdı bana ta ki Kuveyt'ten telefon edip bana tekrar teşekkür edene kadar. Yani demek istediğim, bizim dönemimiz fevkalade parlak bir dönemdi. Bizim dönemimize Oktay benden daha önce siyasete vesaireye girdiği için bu işlerin içinde çok daha önce olmuş. Onun için ben çok konuştum. Oktay'a bırakayım sözü. Birdenbire aklıma geldi ki Oktay'ın da çok güzel hikayeleri var. Öyle bir pas geldi ki şimdi nereden başlanacak? İsmet İnönü'den mi devam edesin? En yakın arkadaşı. Çünkü günümüzde Atatürk ve İnönü küstü, kavgalıydı türünden sürekli sataşmalar var. Ne? Hatta Alev Coşkun da Asker İnönü kitabında bu konuları çok güzel bir biçimde Sayın Coşkun dile getirdi. Muazzam bir kitaptır. Buradan hareketle başlayalım. Ne dersiniz Sayın Ekşi? Eğer Atatürk ile İsmet Paşa'nın birbirlerine dargın oldukları hikayesi ki biliyorum kullanılıyor, doğrudur. Evet, maalesef. Bu kadar önemli miydi bilmiyorum ama ben bildiklerimi izin verirseniz paylaşmaya çalışayım. Büyük Atatürk'ün 1936 sonları 37'den itibaren sağlık sorunlarının başladığını biliyoruz. Sağlık sorunlarıyla ondan ayrı olarak da zaman zaman İsmet Paşa ile bazı konularda görüş ayrılıkları içinde olduklarını da biliyoruz. Bizim bu kitapta epey ayrıntılı bir şekilde Taner'le tartıştığımız mesela Hatay konusunda, Hatay nasıl alınabilir konusunda görüş farklılıkları olduğunu biliyoruz. Keza Akdeniz'deki korsan teknelerle mücadele konusunu ele alan Nyon Konferansı ile ilgili görüş farklılıkları olduğunu biliyoruz. Ama aslında bu görüş farklılıklarının Atatürk ile İsmet Paşa'nın Dolmabahçe'de yapılmakta olan ya dil ya tarih o sırada o kongreler var. Kongresine giderken İsmet Paşa'yı çağırıp trende paşam acaba istirahat etmez misin gibi ona ayrılmayı telkin eden bir cümleyle de işin en kritik noktaya geldiğini de biliyoruz. Bütün bunlar yaşanmış şeyler. Ama hemen ardından o kongreye giderler, dönerler. İsmet Paşa izinli olur. Yerine vekaleten Celal Bayar bakar. Sonra İsmet Paşa ayrılır ve Celal Bey başbakan olur. Bütün bunlar tarihin ortaya yazdığı gerçekler. Gazi'nin sağlığının giderek bozulmakta olduğu bir süreç bu. Nitekim o sırada Gazi artık Dolmabahçe'de yatmaya başlar. Ama İsmet Paşa'yla bağını korumak da ister. İsmet Paşa'nın da ona
gitmek, görmek istediği, hatta bir yolculuğuna Refik Saydam'ın engel olduğu bilinen hikayelerdir. Bilmiyorum ne kadar biliniyor ama onu izin verirseniz anlatayım. Gazi'yi ziyaret etmek ister İsmet Paşa. Ayrılmıştır artık, şey değildir, başbakan falan değildir. Refik Saydam engel olur. Der ki, paşam trenin önüne ben yatarım, sizin gitmenizi engellerim. Niçin? Çünkü ya bir istihbarat ya bir kuruntu bilemiyoruz. Ama İsmet Paşa'nın o gezide suikaste maruz kalacağı yolunda bir vehim de olabilir. Çok ciddi bir istihbarat da olabilir. Buna engel olmak için Refik Saydam'ın onu söylediği ve İsmet Paşa'ya engel olduğu bilinir. Şimdi bütün bunlar yaşanmış şeyler. O arada Gazi'nin sağlığı için, yani hastalığı nedeniyle Fransa'dan Doktor Fronze davet edilir. Gazi'yi muayene eder. Sonra o der ki Ankara'ya gitsin, İsmet Paşa'nın da sağlığına baksın. Çünkü onun da hasta olduğunu duydum der. Gerçekten bildiğim kadarıyla doktor, isminde telaffuzumda hata olabilir, Fronze diyorum ama telaffuzumda hata olabilir. O İsmet Paşa'yı da görür filan. Şimdi bütün bunlar yaşanmış şeyler. Evet. Ama İsmet Paşa'nın o sırada Gazi'ye mektup yazdığı ve benim veli nimetimsin diye hitap ettiği bilinen bir gerçek. Şunu söylemek istiyorum. İkisi ayrılmışlardır, doğru. Yani şeyden, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra bağlantıları, fiziki bağlantıları kalmamıştır. Ama İsmet Paşa'ya 19 Mayıs stadyumunda veya Ankara'daki hipodromda halkın çok büyük tezahürat yaptığını Gazi'ye söyledikleri zaman, hatta şikayet ettikleri zaman, bu memlekete bunca yıl hizmet etmiş bir insana eğer bu halk o itibarı gösteriyorsa, bu halk çok doğru bir iş yapıyor, katiyen ses çıkarmayın diyerek İsmet Paşa aleyhindeki doldurmaları engellemiştir. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Evet, 14 sene başbakanlık yaptıktan sonra İsmet Paşa Gazi ile o trendeki konuşmadan sonra ayrılmıştır. Doğru. Ama ikisinin arasındaki sevgi saygı bağını o dönem katiyen ortadan kaldırmamıştır. Az önce söylediğim gibi İsmet Paşa'nın bir İstanbul gezisine engel olması, o bir ya dostluk ya bir tertip ya bir kuruntu, onu bilemiyoruz. Ama böyle bir olayın da yaşandığı bir dönemden söz ediyorum. İsmet Paşa'yla o sıradaki bu az önce sözünü ettiğim o somut olaylarla ilgili görüş farklılıklarına rağmen ikisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği konusunda daha önceki ilan edilmiş devrimlerden sapma veya herhangi bir başka politikaya gitme gibi hiçbir düşünceleri yoktur ve birisi, yani devrimleri kuranın bütün getirdiklerini, nitekim İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olduktan sonra korumuş, konsolide etmiş ve sonraki kuşaklara o devrimleri aynen devretmiştir. Yani bizlere, ben bilmiyorum, siz muhtemelen yetişmediniz İsmet Paşa dönemindeki eğitim şeyine. Ben yetiştim. Hatta yani lise sondaydım Cumhuriyet Halk Partisi devrildiği zaman. Bize Atatürk son derece büyük bir saygıyla anlatıldı. Az önce Taner'in söylediği gibi hepimiz gerçekten iliklerimize kadar, hücrelerimize kadar, tırnaklarımızın ucuna kadar, saçımızın ucuna kadar Atatürkçü olarak büyüdük. Hakikaten Taner'in ifade ettiği gibi o dönemde bizler, çocuklar, sonra gençler Türkiye'nin geleceğine büyük bir umutla bakıyorduk. Çok iyi anımsarım ben Ankara
Ulus Meydanı'nda bizi 23 Nisan'a götürürler. Öğrencisi götürüyorlar oraya. O sırada marş söyletiyorlar. O marşların sözleri o Türklerin geleceğine ilişkin umut veren sözler bizim gözümüzü yaşartacak kadar, doğrusunu isterseniz gururla o günleri yaşamamıza imkan verirdi. Büyük olaydı bayram. Değil mi? Büyük olaydı bayram. Çok büyük olay. Şimdi o milli bayramlar mesela. Kimin arasında ne oldu, ayak arasında falan böyle karıştırıp ona döndü. Türkiye Cumhuriyeti'nin biz çocuklar, bizden önceki devrimlere inanmış kuşaklar ve Türkiye'yi inşa eden o kadro gerçekten çağdaş uygarlığı yakalama azminde olan ve bunu yapmaya işleyişiyle, yetiştirdikleriyle, yurt dışına gönderdikleriyle, bütün o altyapı hazırlıklarıyla çağdaş yaşam, çağdaş uygarlığa ulaşacak ve öteki uygar dediğimiz ülkelerden de öne geçecek bir Türkiye'ydi bizim zihnimizdeki Türkiye. Oktay'cığım sözünü kestim. Bitirdim ben de zaten. Bitirdim. Bu sadece milli bayramlarda değil. Bu heyecanı sadece milli bayramlarda duymazdık. Milli bayramların hazırlığı okullarda aylarca önceden başlardı. Öyleydi. Hazırlanırdık kılığımıza, kıyafetimize. Kıyafetler dikilirdi. Onun dışında biz dini bayramlarımıza da çok düşkündük. Ben bir kurban bayramının merasimini, neler oldu, neler bitti, çocukluğumdan kalma hatıralarla hatırlarım. Bir Ramazan bayramında şeker isteme, bunun adabı, kimlere gideceğiz, kimlere gideceğiz. Bunların hepsini ben o laik Türkiye Cumhuriyeti'nin en cumhuriyetçi, en laik günlerinde yaşadıklarımı hatırlıyorum. Camilerde namaza, teraviye gitmeler falan, bunlar bir olaydı. Ben o dönemlerden yerlere yatarak, caddelere taşarak namaz kılan insanları hiç hatırlamıyorum. O zaman bu işler bir düzen içinde, camiye gitmenin bir kuralı vardı. Tertemiz giyinir, kılığımızla, kıyafetimizle giderdik. Bunlar bugün, ben son 20 sene beni doğrusu pek fazla mutlu etmiyor. Mutlu etmiyor hiçbir bakımdan. Yani biz cumhuriyete doğduk dediniz. Evet. Şeyde İnönü Atatürk ilişkileri konusunda tamamen noktaya katılıyorum. Atatürk'ün arkadaşı olarak bahsedeceğimiz tek insan, eseri olan tek insan, Atatürk'ün eserini iyi veya kötü kendinden sonra yaşatmış insan, tamamen kendi ilkeleri doğrultusunda götürmüş insan İnönü'dür. Atatürk hakikaten o bakımdan müsterih olmalıdır. Atatürk'ün İnönü ile ilişkilerini, kişisel ilişkilerini değerlendirirken, çünkü bu bahsettiğiniz konu maalesef iyi niyetle değil, kötü niyetle birçok kimse tarafından ele alınmaktadır. Atatürk'le İnönü'nün arası. Atatürk, hep söylediğim gibi, biraz evvel de söylediğim gibi, bir mucize yaratan adamdır. Atatürk'te kin, nefret hiç yok. Hissiyatına kapılıp bağırma, çağırma yok. Adam gitmiyorum buradan diyor. Burası babanın yeri mi, burası milletin yeri diyor. Gitmiyorum buradan diyor, oturuyor. Peki öyleyse biz gidelim diyor. Gidiyor, ondan sonra adama, haklıydı adam diyor, bakan yapıyor. Yani Atatürk bu kadar herkese hakkını veren bir insan. İsmet Paşa'ya da hep bir çocuğu havası içinde. Genç, kendinden her dediğini en iyi şekilde yapan ve en ufak bir Atatürk aleyhine bir hareketin ortaya çıkmasına falan imkan vermeyen safasağlam bir adam. Evet. Şimdi İnönü'nün buna rağmen bazı alınganlıkları olabilir. Yani unutmamak lazım ki İnönü'de Atatürk'le beraberken hiç bitmeyecekmiş gibi düşünüyordu.
bir hiç yüzündendir ayrılıkları. Bir hiç yüzünden. Olsa olsa psikolojilerinin başka nedenlerle biraz bozulması yüzündendir ikisinin arasındaki bu ilişki. İnönü'ye Atatürk bu kadar yakın dururken, eğer İnönü biraz işte bazı benim üzücü olaylar oldu havasına kapıldıysa, buna da hiç şaşmamak lazım. Evet. Şimdi sohbetiniz sırasında kitaptan bir bölümü aktarmak isterim. Sizin sözünüzü tamamlamak üzere Sayın Oktay Ekşi ile konuşuyorsunuz. Saydığım isimlerden İsmet Bey, Atatürk'e daima kararlarında yardımcı olan ama hiçbir zaman ön plana geçmeyen bir insan. 26. Evet. sayfada ve 27. sayfaya geçiyorum. Sayın Oktay Ekşi devreye giriyor. Diyor ki, benim bilgilerime göre planlarını en fazla İsmet Bey ile paylaşmıştır diye başlıyorsunuz. Devam ediyor. Şu cümle çok çarpıcı. İzninizle sizin sözlerinizi okumak istiyorum. Mustafa Kemal Paşa hiç kimseye karşı negatif bir tavır sergilemeden herkesi kucaklamaya, özellikle itina ederek kendisini kıskananlara, kızanlara, kendisine husumet besleyenlere bile hiçbir zaman negatif bir mesaj vermeden mücadeleyi yürütmüş. Doğru. Hepsini hangi zamanda ne işe yarayabileceklerse orada değerlendirmiştir. Bu tabii çok iyi bir lider olduğunun tabii. göstergesidir. Çok doğru. Bu ifade bugüne ışık tutması açısından da çok önemli. Ayrıştırılmaya çalıştığımız bir süreçte bir liderin toplayıcı, toplayıcı ve bütün değerlerden yerinde yararlanma kararları doğrudur. Atatürk'ün o 15 senelik, hatta tabii daha önce ben 15 seneyi Cumhurbaşkanlığı dönemi için söylüyorum. Komutan olarak görev aldığı ilk andan itibaren dersek daha doğru olur bence. Ama devleti kurduğu zaman herkesi yeteneği neyse, ne işte kullanabilecekse kırmadan hiçbirini orada değerlendirmiştir. Zaten Türkiye'nin elinde insan yok. Yetişmiş adam yok. 1923'te Rumlar şeye söylenildiği için başında Lozan'dan önce Rumlar Türkiye'de yaşayan Rumlar Yunanistan'a gönderilip Yunanistan'daki Türkler buraya getirildiği zaman kasabalarda nalbant bile kalmıyor. Yani atların nalını çakacak nalbant bile bulmakta zorlanıyor toplum. Niçin? Çünkü gidenler daha çok zanaatkar ve daha beceri sahibi bir azınlık, imtiyazlı olarak yetişmiş bir kadro olduğu için öylesine yoksul, yetişmiş adam yoksulu bir Türkiye. Böyle bir Türkiye'den yepyeni, güçlü, en önemlisi Taner'in özellikle dünyasına giren bir şeyden söz ediyorum. Uluslararası itibarı en üst düzeyde olan bir ülke. Yani biz bununla iftihar etmeyip de ne yapacaktık? Çevresini tamamen eski düşmanlarını bir dost grubu haline çevirmiş. Onlarla ittifaklar yapmış işte. Sağdabat Paktı, solda Balkan Paktı. Bunları yapmış bir lider. Tamamen dostlarla etrafını donatmış bir lider. Yani 20 sene sonra az önce Taner söyledi, karamsarım anlamındaki sözlerini esas alarak söylüyorum. Türkiye alakası olmayan bir noktaya geldi. Dostu kalmadı çevresinde. Yani hepimizin bildiği bir tablodan söz ediyorum. Evet. Ama yani onun için bizim Cumhuriyet'le yaşadığımız yıllar, Taner'le birlikte bunu kitabı yazarken geriye doğru bakıp zaman zaman eleştirdiğimiz, o niye öyle oldu, keşke olmasaydı filan dediğimiz oldu. Ama geneli itibariyle Cumhuriyet'te yaşadığımız yıllar bize sizin de söylediğiniz, Taner'in de ifade ettiği gibi bize mutlu olarak yaşadığımız yıllar diye kaldı zihnimizde. Ama tabii siyaset, konjonktür, bir takım hırslar,
o bizim güzel Türkiye'mizi maalesef o resmi bozdular. Ya. Maalesef o resim bozuldu. Bizim tabii çocukluğumuz çok iyi geçti. Baktığımız zaman Cumhuriyeti çok sağlam temeller üzerine oturtmuş olmasaydı Atatürk, benim şahsi kanaatim odur ki biz adam olamazdık. Toparlanamazdık. Bittiydik. Bitmiştik. Atatürk'ün döneminden sonra biz yeni baştan Atatürk'süz dönemlere dönerdik. Maalesef. Maalesef. Bizim bugün çektiğimiz sıkıntılar son 20 sene, hatta Oktay'ın ifadesiyle Oktay'ın düşüncesidir ki ben de ona katılmıştımdır sonra. Son 20 sene değil, son 40 senedir. Değil mi? Doğru. Son 40 senedir çektiğimiz sıkıntılar, öyle zannediyorum ki, bu bizim çok mutlu geçirdiğimiz yıllarda daha iyisini yapabilecekken en önemli sebep olarak gördüğümüz laikliği bir türlü bünyemize uygulayamamamızdandır. Eğer bugün en çılgın şekliyle, en akla hayale gelmeyecek şekilde politikasız, iç politikasız, dış politikasız, ekonomisiz, eğitimsiz, sosyal yapısız bir toplum olarak bugün sıkıntı çekiyorsak, bugüne kadar gelmemizde öyle zannediyorum ki baştan itibaren başlayan ve o günden bugüne bir türlü düzeltemediğimiz, kendi bünyemizden gelen bazı aksiliklerden, uygun karakterde olmayışımızdan kaynaklanan bir türlü başa çıkamadığımız sebeplerdendir. Evet, çok acı. Bunun evet. en belirgin tarafı laikliktedir. Evet. Laiklik Atatürk döneminde bir yerde çok geçti. Atatürk tuhaf bir adamdı. Başına şapkayı giyiyor, buna serpuş derler diyor. Arkasından ne kadar gelen insan varsa, askeri, gazetecisi, hukukçusu, hepsi kafasına giyiyordu. Ne muazzam bir güç. Bu kıyafet giyilmeyecek dediği anda Atatürk ne istiyorsa o giyiliyordu. Bıraktığı sevgiye bakın. Evet, evet. Saygıya ve bunu, bakın. Bunu evet. bir korkuyla falan değil. Katiyen evet. değil. İsteyerek. Ve ne büyük adam ki bunların hepsini kendi çizgisi doğrultusunda evvela milletine söyletiyor. Bir ara vereceğiz. Sözünüzü kesmeye kıyamadım. Yani nasıl anlatıyorlar, dinliyorsunuz, izliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Birazdan burada olacağız. Bu arada bir önemli notu da paylaşmak istiyorum. Kanalımızın yönetim kurulu başkanı, çok sevgili dostumuz Sayın Adnan Türkkan, maalesef akla hayale gelmeyecek bir kaza sonucu sevgili babacığını kaybetti. Bugün de ebediyete uğurladı. Ulusal Kanal ailesi olarak ona tekrar tekrar ekranlarımızdan başsağlığı diliyoruz. Tam da en zorlu dönemde o her şey için koşarken bir de sevgili babacığının acısı düştü içine. Uzaklardayız, Malatya'da şimdi o. Ama gönlümüz Türkkan ailesiyle birlikte. Başımız sağ olsun Ulusal ailesi olarak diyorum. Birazdan buradayız. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. İki dev, Sayın Taner Baytok, Sayın Oktay Ekşi. Her ikisinin temel özelliği aynı okuldan mezun olmaları. İkisi de hukuk fakültesi mezunu. Çok değerli iki hukukçu. Türkiye'ye çok hizmet etmiş iki isim. Ve bugün Cumhuriyet'le Yaşadığımız Yıllar adlı bu büyük çalışmalarıyla bize tarihi, yaşadıkları Cumhuriyet'i anlatan çok değerli iki
dev diyeceğim tekrar. Bütün bunları konuşabilmek için ulusal kanala ihtiyacımız var. Çünkü başka yerde yok. Bunlar başka yerde yok. Konuşulmuyor, konuşturtulmuyor. Ve ulusal kanalında çok ağır ekonomik sorunları var. Bunlardan biri de uydu kiramızın ödenmesi. Birikmiş kiralarımız var. Ve çok değerli gönüllülerimiz koşa koşa bize desteğe geliyorlar. Hı hı. Ama daha ihtiyacımız var. Gönlünüzden, ya, düşüncelerinizden neler geçiyor böyle bir kanalın varlığı ve ekranının kararmaması konusunda diyeceğim Sayın Ekşi. Aslında benim bildiğim ulusal kanal daha baştan beri izleyicilerinin, destekçilerinin gücüyle ayakta duruyor. Ben daha önce bir programda hatırlıyorum. Yine böyle bir sorun var idi. Çağrı yapıldı ve çözüldü olay. Bu şimdi sizin yaptığınız çağrının da amacına ulaşmasını çok yürekten dilerim. Çünkü ulusal kanal, birkaç kanal daha var. Yani maalesef tamamını toplasan bir avucun içine sığıyor. %95'i tamamen elden çıkmış halde. Yani bağımsızlığını yitirmiş halde. O nedenle ulusal kanalın hizmeti önemli. Sadece ulusal kanal değil, öbürlerinin de. Ama ulusal kanaldan söz ettiğimiz için altını çiziyorum. Hizmeti önemli ve dilerim izleyiciler bu kanala sempatiyle bakanlar desteklerini esirgemezler ve sözünü ettiğiniz bu dar boğazda kolay bir şekilde atlatılır. Yani bu zaten yani bunu denenmiş bir şeyi yani birkaç defadan fazla sonuç alınmış bir deneyimi. Bu defa da halkın ve izleyicilerin desteğiyle olumlu sonuca vardıracağından kurumsal kanal mı? Ben eminim. Tabii gerisi izleyicilere kalıyor. Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz gerçekten çok hassas ve her çağrıda koşa koşa evet, tencerelerin altını dahi kapatıp ulusal kanala geliyorlar. Onlara şükran borçluyuz. Sayın Baytok, siz dünyanın pek çok bölgesinde bulundunuz. Siyasi çehrelerle birlikte oldunuz. Kameraların önündeydiniz. Gazetecilerin önündeydiniz. Böyle süreçler yaşadınız mı? Hiç duydunuz mu? Bilmiyorum. Çok zor. Bu konuda söz söylemek bir Türk için çok zor. Türkiye'yi şerefiyle, haysiyetiyle, geçmişiyle, fikir özgürlüğüyle tanıtmaya çalışan bizler için Türkiye'ye gelip halkın televizyonu olan, ulusun televizyonu olan, ulusun sesini duyurmaya çalışan bir kanalın yani anten sıkıntısı oluyor. Anlayamıyorum. Yani illa sesinizi duyurmak için bir yere mi dayanmak zorundasınız? Bunu ben yurt dışında kime anlatabilirim arkadaşlar? Yani yok böyle bir şey. Fakat hemen şunu da söyleyeyim. Halkın kanalı olarak çektiğiniz bu sıkıntıların halka hizmet için olduğunu düşünmek size kim bilir ne büyük şeref, ne büyük tatmin hissi veriyordur. Ne zor iş yaptığınızı ben görüyorum. Ben sizlere çok yakın bir insan oldum. Söz özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne saygı duyan bir insan oldum. Bunu da en iyi şekilde yaşatan insanların en mükemmelleriyle arkadaşlık ettim. Oktay Ekşi ile arkadaşlık ettim. Sizinle arkadaşlık ettim. Bu benim için iftihar kaynağım. Eminim bu hissi duyan benim gibi televizyon ekranında sizi görüp seven, sayan pek çok kimse vardır. Bunun da üstesinden geleceksiniz. Bu şeref de yine size ait olacak. Ama artık bitsin bunlar.
Bu oyunlar bitsin artık. Bitsin artık. Ve öyle bir hale geldi ki şurada oturup program sunuculuğu yapan kanallar, arkadaşlarım, yani büyük imtihandan geçiyor. Halk sizleri seyrederken çok çok dikkatle seyrediyor ve not veriyor. Emin olun, halk kanallarındaki, ulusal kanallardaki dişinden tırnağından artırarak halka hizmet eden kanallar bu memleketin çok hayır duasını alıyor ve destekleyeceklerdir. Buradan da öyle zannediyorum ki yüzünüzün akıyla çıkacaksınız. Biz de buna Sayın Baytok yürekten inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu verdiğiniz Sayın Oktay Ekşi, Sayın Taner Baytok, sizin güçlü desteklerinize çok teşekkür ediyoruz. Evet, inanıyorum yarın hiçbir sorunumuz kalmayacak. İnşallah. Ve ülkeyi aydınlatmaya ulusal kanal, sizin kanalınız devam edecek. Bunları başka yerde konuşamayız aksi takdirde ve tamam, duyamazsınız. Ve gelelim tekrar Sayın Ekşi, sizle başlayalım. Cumhuriyetle yaşadığımız yıllar demiştik, orada kalmıştık. Yeniden İsmet İnönü'den başlayarak şimdi önümüzdeki günlerde tarih 27 Mayıs'a doğru yaklaşıyor. Doğru. Ve de siz 61 kurucu meclisin içinde doğru, gözlemci gazeteciydiniz değil doğru, mi? Doğru, o tarihlerde. Doğru, doğru, doğru. Dönelim mi İsmet İnönü'nün o dönemdeki, o dönemden önceki, 60'tan önceki güçlü yönetimine? İsmet Paşa bizim tarihimizin çok önemli devlet adamlarından biri. Yani Atatürk gibi çok gerçekten, onun da İsmet Paşa'nın da çok hayran olduğu bir anekdotu anlatacağım bu noktada. Hayran olduğu çok büyük bir dahiden sonra Türkiye'nin İsmet Paşa tarafından 12 yıl yönetilmesi Cumhurbaşkanı sıfatıyla hepimiz için çok büyük bir şanstır. İsmet Paşa'ya karşı olanların çeşitli eleştirileri var. Hatta en fazla yoğunlaştırdıkları eleştirilerden biri, İsmet Paşa ekonomiden anlamazdı diye ifade edilen düşüncedir. Doğrudur. İsmet Paşa ekonomiyi öyle bir iddialı bir anlarım diye değerlendirdiğini ben hiç duymadım. Ve hatta bir vesileyle döviz kelimesini çok sonra duyduğunu söylediğini de hatırlarım. Asker İnönü. Asker tabii. Her şeyde bilmesi beklenmiyor. Evet. Asker. Yalnız bir devlet adamı için, başarısından söz ettiğimiz bir devlet adamı için ben ekonomiden anladım, anlamam demek bir mazeret değil. O zaman onları çok iyi yapan adamların... Tabii ve oraya geliyor. Laf zaten oraya geliyor. Şimdi hem Atatürk'ün hem İsmet Paşa'nın çok belirgin niteliklerinden biri kendi eksiklerini çevredekilerindeki insanlarla tamamlamalarıdır. O yetenekleri bulup orada benim eksiğim var diye ona hem yetki verip hem de kontrol ederek ülkeyi yönetmeleridir. İsmet Paşa'nın da o ekolden gelen bir devlet adamı sıfatıyla yaptığı benim bildiğime göre budur. Ama tabii baştaki başbakan ve cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan adamın bu konulardaki etkisini de kabul etmek lazım. Yani onu tamamen sıfır diye saymaya sebep yok. İsmet Paşa'dan söz etmeye devam edecek olursak, Paşa'nın az önce dedim ki Atatürk devrimlerini, yani İsmet Paşa'nın Atatürk devrimlerini yerleştirmek, korumak, yerleştirmek konusundaki görevini çok dikkatle yerine getirdiğine ben şahsen kaniyim. Nitekim 1950 yılında iktidarı devrederken Demokrat Parti'ye Celal Bey merhuma birbirlerine son artık bir devretme özür dilerim. Demokrat Parti'yi kurduğu sırada. Çok özür dilerim, yanlış ifade ettim. Demokrat Parti'yi kurmaya karar vermiş Celal Bey.
Adnan Bey, Refik Bey ve Fuat Hoca ile birlikte Çankaya Köşkü'ne Paşa'ya bilgi vermeye çıkıyor Celal Bey. Bu sanıyorum 1946'nın dan önce olacak. 45'in sonları falan olması lazım. İşte bir parti kurmaya karar verdik diye bilgi sununca İsmet Paşa'nın Celal Bey'e hayırlı olsun, başarı dilerim ama sizden bir şey istiyorum. Laikliği koruyun. Laikliğe katiyen halel getirmeyin. Din işlerini devletin işine sokmayın. Ricasında bulunduğunu ta o tarihlerde biz duymuş idik. Nitekim az önce Taner'in ifade ettiği gibi Atatürk'ün devrimlerinin tamamının özünde laiklik vardır. Evet. O nedenle laikliğin elden çıkması, aşındırılması veya şu veya bu şekilde bozulması Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılabilecek en büyük haksızlıklardan, ihanetlerden ve birincisi belki en önemlisidir. Nitekim İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı, tabi Başbakanlık Atatürk'le beraber olduğu için Cumhurbaşkanlığı dönemini özellikle esas alarak konuşuyorum. Cumhurbaşkanlığı döneminde laikliği canı gibi koruduğunu biliyoruz. Bunun yanında İsmet Paşa'nın aile dünyasında İslamiyet'in çok önemli bir kurum olduğunu da evet. ifade etmek isterim. Rahmetli Hüseyin Ezer var idi. Ankara'da Ulus Gazetesi'nin foto muhabiriydi. Nur içinde yazsın çok önemli bir foto muhabiriydi. İsmet Paşa'nın 60'lı yıllarda olacak rahatsızlığı vesilesiyle Pembe Köşk'e gidiyor Hüseyin Ezer. Paşa'nın mümkünse resmini çekecek. Tabii Paşa kendi odasında yatıyor. Aile pek şey yapmak istemiyor. Yani Paşa'nın özel yerine Hüseyin Ezer'in girmesine pek olumlu bakmıyorlar. Ama Hüseyin Ezer çok yetenekli birisiydi. Bir şekilde merdivenlerden çıkıyor, Reşmet Paşa'nın odasına girip içeride yatarken bir resim çekiyor. Aslında resmin çekilmesi değil, İsmet Paşa'yı çok kızdıran bir şey var. Tepesinde, karyolanın tepesinde bir ayet yazılıymış. Onu çekip de gösterecek halka diye Hüseyin Ezer'e katiyen bunu yayınlamayacaksın diye baskı yapıyor. Ve benim bildiğim o resim yayınlanmadı. Biz İsmet Paşa'yla 1961 yılında 61 seçimlerini kampanyayı başlatmak için Malatya'ya gittik. Evet. Malatya'da işte herkes oteli İsmet Paşa'yı hatırladığım kadarıyla bir il başkanının evinde bir yerde ağırladılar filan. Ertesi sabah İsmet Paşa'yı bulmaya yani hepimiz çünkü otellerimizi yaptık, işimizi yaptık. Ertesi sabah yine Paşa'yla buluşacağız. Olay devam edecek. Öğrendik ki Paşa babasının kabrini ziyarete gitmiş. Onu da yine Hüseyin Ezer önceden haberdar olmuş ve ziyaret sırasında kabrin başında İsmet Paşa dua ederken resmini çekmiş. Fotoğrafını yayınlattırmadı. Bu benim özel, babamla ilgili özel bir duygularım, özel şeyimdir diye. Yayınlattırmadı. Mevhibe Hanım son derece mütedeyyin, son derece dinine bağlı ve Ramazan'ın orucunu tutan ve bu tarafları bilinen bir hanımefendiydi. Ama hiçbir zaman Mevhibe Hanım ne namaz kıldığını, ne oruç tuttuğunu, ne Ramazan'da kendisine düşenleri, dini de ritüelleri yerine getirdiğini hiçbir zaman kamuoyuna aktarmamıştır.
Bunlar İsmet Paşa'nın özelleri. Evet. Özelleri. Ama İsmet Paşa'nın bu devrimlere bağlılığı yanında en önemli başarısı bence 1945 evet. yılında çok partili nizama Türkiye'nin geçmesini sağlaması ve 45'ten bu tarihe kaç yıl geçtiyse onca yıldır evet. Türkiye'nin demokrasiye girdim, becerdim, beceremedim kavgalarının arasında buraya kadar yaşayabilmesidir. Tabii bir de İsmet Paşa'nın Türkiye'ye harbe sokmaması. Tabii harbe sokmaması tabii çok büyük, çok çok büyük bir hizmettir. Doğru. Aklıma gelmedi, çok haklısın. Evet. Çok doğru. Evet. Tabii acaba bana bilgi verirler mi? Bizden sonra da bir yayın var. Süremizi şöyle bir dakika kadar, tamam, çok teşekkür ediyoruz. Çünkü dedim ya 27 Mayıs'a doğru yaklaşıyoruz. Doğru. Bir de 27 Mayıs evet. söz vardım. Konusu. Evet. Burada da sözü size getireyim şöyle kısaca. Tamam, tamam. Kısaca söyleyeyim. Çünkü ben doğrusu 27 Mayıs benim nazarımda bir ihtilal değildir. 27 Mayıs bir darbedir. 27 Mayıs bir kere önce İsmet Paşa'yı konuşmuşken hemen söyleyeyim. İsmet Paşa 27 Mayıs'ı yapmamıştır. İsmet Paşa istese 27 Mayıs'ı durdurabilir miydi? Bence durdururdu. Durdurur mu? Hayır. Durdurabilirdi. Hayır, durdurabilirdi. Hayır, durduramaz. İsmet Paşa isteseydi eğer, benim kanaatim odur ki 27 Mayıs ihtilalini durdururdu. Çünkü 27 Mayıs ihtilali denen ihtilal, maaşlarından memnun olmayan, bakın çok ters bir şeyler söylüyorum. Ben de evet, farkındayım. Biraz tartışma yaratacak tabii, şeyler tabii, söylüyorsunuz. Tabii, kitapta da var. Süremiz az olduğu için uzun peki, tartışabileceğimiz bir programa bir zamana, tamam. Almakta bu arada küçük rütbeli subaylar bir teşebbüse geçtiler. Hazır birkaç tane subay general bulup alalım dediler. Bunların hiçbirisi şeye, cuntaya yani askerlere diyorsunuz. Evet. Fayda sağlamadı. Evet. İsimlerin hiçbirisi işe yaramadı. Ama Demokrat İsmet Paşa'nın Demokrat Partili yılları. Şimdi Demokrat Parti döneminin de çok sorgulanacak şeyi çok, var. Hele gazeteciler açısından. Özgürlükler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok, açıklamaları çok açısından. Çok çektik o sırada, doğrudur. Bakın, suçlanacak süreç, her şey söylendi. Evet. Mahkemelik oldular. Ben şimdi burada Ahmet Hakan gibi sizin sözünüzü kesmiyorum. Demeyin, içime oturdu o çocuğun hali. Perişan etti zavallı. Bir daha böyle şeylere kalkışmaz inşallah. Yok asla yani. Öyle bir benzetmeye de doğru bulmuyorum ama sözü biraz yüzümüz tebessüm etsin diye söylemek istedim. Şöyle yapalım, bir farklı programda tamam. Uzun uzun tartışalım. Tamam. Aslında konuyu getirmek istediğim yer 27 Mayıs'tan ve Atatürk'ün ekonomik mesela, politikalarına evet. uzanan girelim süreçti. Onlara, onlara girelim. Atatürk'ün ekonomik politikası çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Önemli. Çünkü Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik politikası yoktur. Onun bunun oyuncağı. Ve bugün geldiğimiz nokta. Buraya bugün önemli. Geldiğimiz yerde IMF yine boyun eğmek zorundadır. Evet. İşi buralara getirmemek lazım. Evet. Bundan sonra çare aramak, IMF'e kavga edercesine hakaret etmek, bağırmak, en sonunda %33 size kredi verirken öbürü %11 kredi veriyorsa gideceksiniz. Şartlarına da razı evet. olacaksınız. Bitiriyoruz. Fakat çok kısaca bir cevap rica edeceğim sizden. Yine ne oldu diplomatlarımıza? Hiç diplomatlarımız yok ortada. Vallahi. Bazı isimler Türk dış politikası konusunda ben bir şey söyleyeyim. Fikir benim Peki. zamanımda da pek diplomatların ismi yoktu. Siz nasıl oldunuz? Ben bir kere alışılmış şeyin Sayın Cumhurbaşkanımızın monşer diye tarif ettiği şeyden sonra gücendiler çıkmıyorlar herhalde.
bizim diplomatlarımız. İşte ortaya bir tartışma konusu da daha çıktı. ama öyle zannediyorum ki şu 27 Mayıs İnönü durdurur muydu, durdurmaz mıydı konusu iki ezeli konuşalım arkadaş arasında güçlü bir tartışma açılacak. Orada da öyledir. Kıbrıs'ta var. Yani birçok yerde var. Evet. Mutlaka herkesin aynı düşünceyi savunması gerekmiyor. Hayır, hayır, hayır. Zaten bu bizim renkliliğimiz. Farklı zaten renklere de tahammül edebildiğimiz zaman. Zaten bunda var. Evet. Birebir. Atatürk yolunda yürüyoruz evet o zaman. Evet. Birebir karşı karşıya olduğumuz evet konular var burada. Evet. Kıbrıs onlardan birisi. Evet. Hatay meselesi onlardan biri. Tabii, ve hepsinde mi de Oktay'dan yana çıkacağınızı çok iyi biliyor. Aa, öyle mi? Peşin karar. Peşin karar. Diplomasi çünkü, dilini kullandı hayır, Sayın Baycuk. Çünkü Oktay Türk kamuoyunun %99,99'unu diye ayağa kalkacağı politikayı savunuyor. Onların politikasıdır bizde Kıbrıs. Diplomasinin politikası diye. Oo, çok şey konuşulacak. Konuşalım inşallah. Peşinizi bırakmıyorum bu i̇nşallah akşam. Sayın Baytok, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İngiliz belgeleriyle Sevden Lozan'a kitabınızın mutlaka burada konuşulması lazım. Valla bu kitap benim yazdığım, evet, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, İngiliz belgeleriyle, bunların içindekiler hep İngiliz belgeleridir. Türkiye'ye ait, evet, Türkiye'nin hiç bilmediği belgelerdir. Evet, konuşacağız. Basıldı, çıktı, bir şeyde bitti, bir daha çıkmadı. Kaynak Yayınları umarım peşinize düşecektir. Herhalde. Sayın Ekşi, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun. Bu muazzam çalışmayı bize kazandırdınız ama bugün burada bizlerle birlikte oldunuz. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağlıklı, güzel, uzun ömürler diliyorum ama peşinizdeyim şimdi. İnşallah, sizden ayrılmıyorum. Değerli izleyicilerimiz, yarın yine saat 16'da buluşmak dileğiyle. Esen kalın, imece çağrımıza kayıtsız kalmadığınızı biliyoruz. Sizlere teşekkür duygularımızı iletiyoruz. Yarın kanalımız yine ışık saçmaya devam edecek. Yarından sonra da buna inancımız tam. Esen kalın.